Yordum'un günü ve saatinde karşınızdayız. Bu hafta yine farklı, çok fazla bilinmeyen, belki de hiç bilinmeyen konularla karşınızda olacağız. Öncelikli olarak 1200 rakımda nasıl çilek yetişiyor? Bu çileğin Akdeniz çileğinden farkları ne? Ve orada bu çilek yetişebiliyor mu? Yani rol model olunabiliyor mu bu çilekte? Bunu ekranlarınıza getireceğiz. Ardından kayak merkezine uğrayacağız. Biliyorsunuz denize en yakın kayak merkezi Ordu'da. Çok fazla bilinen bilgi değil. Yaklaşık 30 kilometre denize uzaklığı. İnsanlar denizden 30 kilometre uzaklıkta kayak merkezine ulaşabilecekler. Tabii yapımı tamamlandığında bunu ekranlarınıza getireceğiz. Ardından yaylalara uğrayacağız. Oba yaşantısı. Çok fazla bilinmeyen, şehrin sitesinden uzak, oksijen dolu, bitki örtüsünün harika olduğu muhteşem doğasıyla oba yayla yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz. Ardından ise yine yayla halkının geçim kaynakları olan hayvancılıkla ilgili yapılan işlemler, çok fazla bilinmeyen şehir kesimde fakat kırsal kesimde bilinen, fazla bilinirliği olmayan işlemleri ekranınıza getireceğiz. Programımıza başlıyoruz. Topcan Barajı'ndan başlıyoruz. Topcan Barajı'nı anlatmayacağım tabii ki. Topcan Barajı gayet oldukça kişi tarafından, fazla bir çoğunluk tarafından bilinen bir yer. Bu muhteşem doğa görüntüsünü ekranınıza getirmek istedik. Kameraman arkadaşımız Hüsamettin Tut'la birlikte arkamızda muhteşem Topcan Barajı ve Topcan Barajı'nın etrafına kurulmuş olan yerleşim birimi bulunuyor. Çok geniş bir su havzası var Topcan Barajı'nın. Yaklaşık 4-5 kilometre bu su havzası sürmekte. Topcan Barajı'nı hakkında bilgi vermekle birlikte çok fazla bilinmeyen bilgiyi vereyim. Hemen Topcan Hidroelektrik Santrali var. Yaklaşık buradan 5-6 kilometre Ordu istikametinde bulunuyor bu hidroelektrik santrali. Yapımı yıllarca sürüyor fakat artık son aşamada suların taşındığı kanalların da bitmesiyle birlikte Topcan Hidroelektrik Santrali de elektrik üretmeye başlayacak. Burada şu an biriken su Darıca HES'inde elektrik üretimi sağlıyor. Fakat Topcam, en büyük hidroelektrik santral olan Topcam HES'inde elektrik üretmede sulama kanallarının tamamlanmasıyla başlayacak. Bu muhteşem doğa görüntüsüyle, bu muhteşem baraj görüntüsüyle sizi baş başa bırakıp Bilmiyordum'un yeni bölümüne başlıyoruz. Yokuş dibindeyiz. Birçoğunuz yokuş dibinde, yani orada denizden 1200 metre yükseklikte. Rakım 1200 burada. 1200 metre yükseklikte orada yokuş dibinde çilek yetiştiğini bilmiyordunuz. Burada çilek yetiştiriciliği yapıldığını ekranlarınıza getirelim istedik. Öğretelim istedik. Hep beraber öğrenelim istedik. Fındık bahçesini çilek tarlası haline getiren üreticilerden Tolga Bulut'la birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1200 rakım. Genelde Çambaşı'ya daha yakın bir yer ve turizmle anılır burası. Evet. Kayak merkezi var. Kayak turizmi, doğa turizmi. Çilek turizmi de aslında bunun içine koyabiliriz. İnsanlar burada gidip elleriyle çilek toplayıp evlerine gidebiliyorlar. İlk önce şunu sormak istiyorum. 1200 rakımda çilek yetiştirmek nasıl aklınıza geldi? İlk etapta tabii bunun mimarı babamdır. Öncelikle onu söyleyeyim. Babam burada bir deneme yaptı. Önce kısa bir dönümle. Birkaç dönümle diyeyim. Baktık randımanı alıyoruz. İşi biraz daha büyüttük. Daha doğrusu ticarete döktük. Burada yaklaşık 35 dönümlük bir alanımız var. Bu alanda daha önceden fındık vardı. Biz buradan fındığı parça parça komple köklerinden söktük. Buralara çilek ektik. Bu bizim ikinci yılımız. İlk yılımız %70 randımanla geçti. Şu anda %100 onlara, 120'lere kadar çıktık. Randımanımız oldukça iyi. Yaklaşık bir 15 gündür çileği toplamaya başladık. Akdeniz tarafında, özellikle Akdeniz tarafında çileğin bittiği anda bizim çileğimiz piyasaya çıktı diyeyim. Buranın yaylı olması, turizm merkezi olması,
Tabii bu bir etken, bizim için de bir etkendi. Kurmamızın nedenlerinden biriydi. Çünkü gelenleri istiyoruz ki orduya bir şey katalım ve ordunun insanı gelsin, kendi memleketimizde neler yapılabileceğini görsün istedik. Bununla başladık ve oldukça şu ana kadar mutluyuz. Aldığımız tepkiler çok olumlu. Giresun'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan, Arabistan'dan birçok kişi ismimizi duyup buralara kadar geliyorlar. Tabi bunların başında toptancılar var. Perakende satışlarımız çok fazla. Biz insanlarımıza, özellikle ordumuza bir şeyler kattığımız için çok mutluyuz. Bunu sağlarken tabi insanlar ailesiyle birlikte geliyorlar. Bizim için en büyük kazanç bu. Mamullerimizin hiçbirinde ilaç yok. Tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi de yok. Yaptığımız çok ufak tefek beslemelerimiz var, o kadar. Tamamen sağlıklı. Ailemiz buraya geliyor. İstedikleri kadar toplayıp, kendileri toplayıp kendileri götürüyorlar. Bizi mutlu eden bu. Peki şunu sormak istiyorum. 30-35 dönümlük bir alanda şu an fındık bahçeleri kesilerek çilek yapıldı. Çilek tarlası. 35 dönümlük çilek tarlasından yılda kaç ton hasat elde ediliyor? Şöyle tahmini konuşacağım. Çünkü bu hava şartları ve beslemeye göre değişebilecek bir faktör. Özellikle hava şartları çok etkiliyor. Tahmini olarak 50 ile 70 ton arasında ürün bekliyoruz biz burada. Yani tahmini söylüyorum. Bu yukarı olabilir. Ben en aşağısını söyledim. En aşağısı 50 ton civarında olacaktır. Bunun üstü her zaman çıkabilecek bir rakamdır. Peki yokuş dibinde çilek hasatı hangi ayda başlar, hangi aya kadar devam eder? Şimdi Akdeniz, biliyorsunuz Akdeniz çileğin üretildiği en büyük yerlerden biri. Akdeniz kış dikimi yapar. Havaların çok sıcak olduğundan dolayı. Kış dikimi yaptığı için Şubat'ın sonuna doğru ürün alır. Mayıs'ın sonuna doğru da ürünü bitirir. Mayıs'ın sonuna doğru ürün bittiği andan itibaren, Haziran'ın başına itibaren bizim ürünümüz çıkar. Yani Karadeniz'de en büyük üreticilerden biriz şu anda. Yani Samsun, Bafra ve Trabzon, Rize'ye kadar en büyüğü biziz şu anda. Ki bunu biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz. Yani bu yılki randımana bakıp biraz daha büyüteceğiz bunu. Yani üzerine biraz daha bir şeyler katabilirsek ne mutlu bize. Haziran'da başlayacak. Tahmin ettiğim kadarıyla kar düşer. Fakat bizim biliyorsunuz memleket icabı biraz ılımandır bizim burası. Kar düşer, kalkar. Eksiğe girene kadar biz buradan ürün alırız. Evet. Yeni yaptık seralarımızı. Üzerini biraz daha kapattık. Biraz daha erken alabileceğiz ve biraz daha geç ürün vermeyi düşünüyoruz şu anda. Şunu sorayım. Mesela bir fide kaç yıl boyunca çiçek veriyor? Bir fideyi ne kadar kullanabiliyorsunuz? Kaç tasa adayabiliyorsunuz bir fide? Şimdi fidemiz, gerçek fidemiz ise birinci yıl %60-65, ikinci yıl %100, üçüncü yıl %60-65, dördüncü yıl %40'lara düşer. Biz dördüncü yıla girmeden üçüncü yılın sonunda tekrar söküp sağlıklı fideleri tekrar dikmeyi düşünüyoruz. Böyle planımız var. Peki siz gerçekten burada 35 dönüme çıkarttınız ilk, evet. Çilek tarlasının küçük bir rakamlardan büyük rakamlara getirdiniz. Fındık bahçesini sökerek bunu yaptınız. Bölgeye rol model olacağınızı düşünüyor musunuz? Yani insanların bunu görerek fındıktan çileğe dönüş yaşayacağını tahmin ediyor musunuz? Amacımız o. Yani şimdi fındık bir aylık bir üretimi var, getirisi var. Ki Karadeniz fındıkla meşhurdur. Özellikle bu yöremiz fındıkla meşhurdur. Biz istiyoruz ki fındık haricinde, bizim topraklarımız çok verimli, fındık haricinde bir şeyler yapabilmek. Bunu yaparken de tabii ki rol model olmayı istiyoruz. Çünkü biz şu anda tekiz. Yani yanımızda bizim gibi güçlü 3-4 üretici olduktan sonra yani kooperatif kurma şansım var, geliştirme şansım var. Karadeniz'e, Akdeniz'e bağımlılıktan çıkarma şansım var. Yani birçok projeler üretebilirsin ama tek başına olduğun zaman belli şeyler kısıtlanıyor. İstiyoruz ki yapalım. Biz her türlü desteğe hazırız. Gelsinler, fikir alsınlar. Biz fikir vermeye, teknik destek vermeye, program vermeye her zaman hazırız. Yani istiyoruz ya, girsinler. Fark etmiyor. Giresun'dan olabilir, Trabzon'dan olabilir, Samsun'dan olabilir. Karadeniz bölgesine hitap edecek her şekilde biz yardıma hazırız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size sağ olun. Evet, Tolga Bulut'tan yokuş dibinde, Ordu'da, denizden 1200 metre yükseklikte nasıl çileğin yetiştiğini, ne şartlarda yetiştirilip ne şartlarda pazara indiğini konuştuk. Bilmiyordum, devam ediyor.
Bilim Yurdum'un bu haftaki bölümünde ayrı bir ziyaret noktamızda Çambaşı'na, Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı yaylasına yapılan kayak merkezi. Tabi buraya kayak merkezi yapıldığı bilinen bir şey. Fakat bu kayak merkezinin Türkiye'de ve Avrupa'da denize en yakın kayak tesisi olması da bir başka özelliği ve çok fazla bilinmeyen özelliği ve bu özelliğiyle de programımıza konu oldu Çambaşı Kayak Merkezi. Şu an çalışmalar devam ediyor. Görüntülerle de izliyorsunuz. Hemen en üst noktada TSEJ noktası var. TSEJ noktasıyla birlikte alttan teleferiklerle insanlar zirveye taşınacak. Ve şu an yeşillik olarak gördüğümüz noktalarda insanlar kayak yapmanın karın tadını çıkaracak. Çambaşı Yaylası bildiğiniz gibi Ordu'nun turizm denince akla gelen ilk yerlerinden birisi. Müthiş bir doğa güzelliği var. Tabii ki daha önce gezgin programlarında birçok kez bu doğa güzelliklerini ekranlarınıza getirdik. Bu sefer Ordu'nun bilinmeyen yönlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Tam bu alanda kayak merkezi olacak, karlar altında kalacak ve kışın yaklaşık burada 4-5 ay boyunca kayak mevsimi olacak. İnsanlar burada kayağın tadını çıkarırken yine Çambaşı'nın, Ordu'nun güzelliklerini burada yaşayacaklar. Hemen yine sol tarafta da bir TSEJ noktası var. Oldukça geniş bir alan burası, kayak alanı. Sadece bu gördüğümüzden ibaret değil. Şu an görüntülerle de ekranınıza gelecek olan alanlarda insanlar buraya teleferiklerle taşınıp ardından kayak takımlarıyla kaymanın keyfini alarak bu merkez noktaya gelecek. Tabii ki burası imar alanına da açıldı. Sadece kayak merkezi değil. Şu an bizim anons yaptığımız yerlerde de oteller olacak ve bu otellerde de insanlar konaklayacak. Buraya kışın, yazın tabii ki Çambaşı'nın oldukça fazla turist sayısı var Çambaşı'nda. Bu turist sayısını kışa da taşımak amacıyla kayak merkezi önemli. Şu anda sizin de gördüğünüz noktalardan kayak yapılacak ve bu kayak merkezinde şu an çalışmalar devam ediyor. Kayak merkezinde hedef burayı, bu turizm noktasını gelecek kış aylarına, yani 2016 kış mevsimine yetiştirmek ve artık turistleri buraya çekmek, burayı turizm merkezi, cazibe merkezi haline getirmek. Tabii ki hemen arkamda bulunan alanda yaklaşık bir yıl da yok proje yetiştiği takdirde müthiş bir kayak merkezi olacak ve bu kayak merkezi denize en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyacak. Yaklaşık 30 kilometre olacak. Tabii ki şu an bir yol çalışması da mevcut. Burada şu anki mevcut yolla buraya turist çekmek zor. Ama ve lakin yol da tamamlandığında, altyapı çalışmaları da bittiğinde burası Ordu'nun turizm hedefine, turist sayısı hedefine ulaşmasında oldukça önemli olacaktır. Hemen yine küçük bir gölet görüntülerde, doğal güzellikler, müthiş doğa, çiçekler, bitki örtüsü, oksijen ve kayak merkeziyle birleşecek 2016 kışında burası. Ve kayak merkezi de Ordu'da turistlerin bir çekim merkezi haline gelmiş olacak. Bu bilgileri verdikten sonra bilmiyordum da şu bilgiyi hatırlatarak yolumuza devam edelim. Çambaşı Kayak Merkezi, Türkiye ve Avrupa'da denize en yakın olan kayak merkezi.
Evet, Ordu 19 ilçesiyle, doğal güzellikleriyle, yaşam alanlarıyla birçok da turizm merkezi de bilinen bir yer. Tabii orada bilinmeyen bir yaşam daha var. Bu da oba yaşamı, yayla yaşamı. Şu an Zile Yaylası'ndayız. Hemen Çambaşı ile Yeşilce, Ordu'nun iki güzel turistik merkezi arasındaki yerde Zile Yaylası'ndayız. Burası da bir o kadar güzel. Sis olmasa gerçi daha çok güzellik ekrana gelecekti ama sis olmasına rağmen eski evler, gürültüden, stresten uzak bir yaşam, tamamen organik bir hayat içerisindeyiz burada. Bu hayatı da çoğu insanlarımız bilmiyor. Şimdi bu hayatı bizzat muhtarımıza soruyoruz. Yüksel Sarı yanımızda. Evet muhtarım, obadayız. Nüfus kaç burada? Benim yayladaki nüfus sayım şu anda yaylaya çıkan, hayvancılık yapan, mesire yolu ortadan gelip kullanan köylülerim var. Şu anda yayladaki nüfusum 75 falan da hayvan sayısı, koyun sayısı 1000'in üzerinde. Hayvan sayısı 150-200 civarında, şeyi buzoğası hariç. İşte bu şekilde Beyaç Yaylası da yolumuzun asfalt tarafı içerisinde geçmesi dolayısıyla bir cazibe merkezi, Çambaşı ile Yeşilce arasında kalmasından dolayı herkesin güzel ve met ettiği, sevdiği bir yayla. Bu konuda da yaylamıza sahip çıkmak için 32 kişi köyümüzden herkes birbirine destek olarak da koyun aldık. Yaylamızda koyunculuk başlattık. 32 kişi, işte aynı köylümüz, derneğimizin adı altında. Şimdi de koyunculuk derneği kuracağız. Bunu ileriye dönük hedefimiz 1500 yapmak. Evet, gerçekten şu an bilmiyorduk. Bunu hiç Türkiye bilmiyordu. Şimdi dernek kuruldu. Mesela dernekler, kooperatifler ya bal için, ya fındık için, ya gıda ürünü için ya da evler için kurulur. Burada koyun yetiştirmek, koyun yetiştiriciliği yapıp obayı, yaylayı yaşatmak için bir dernek kurulmuş, koyunlar alınmış. Bu konunun üzerine gideceğim biraz muhtarım. Şimdi şu an tam mevcut koyun kaçtı pardon? Benim şimdi yaylada 1000'in üzerinde koyunumuz var ama bizim bir 32 kişinin aldığı koyun 260. Şimdi bu derneklerin koyunu 260. Evet, 260. Hedefimiz 1000'in 1500'e yapmak koyunu, daha ileriye götürmek. Yalnız bunu 3-4 sene içinde mi yaparız? Bu sene 1 yılda olması mümkün değil. İleriye dönük daha şey, yaylaya sahip çıkmak, yaylamızı çöl haline getirmemek, bizim yaşamı sürdürmek, sürdürmek zaten bu mıntıkada ve Karagöl yaylalarında tek özelliğini bozmayan taş yapısıyla, ahşabıyla tek yayla olarak da görüyoruz. Bizde şey, iki katlı, üç katlı evler yoktur. Hep görüyorsunuz taş yapı, şey, ahşap, saç, işte bu da mecbur şey diyor, hartama örtemez, yasak olduğu için. Onu yapamıyoruz artık, hartamayı. Peki muhtarım, buraya bir ekoturizm obası yapabilir miyiz? Mesela insanlar gelse konaklasa burada gecelik. Şimdi gecelik konaklamak için o projemizin içinde dernek ve köy mahalle muhtarlığı olarak şey yapacağız. Evlerimizin içini onarıp dışı aynı ahşap şekilde cazibe merkezi olarak kalacak. İçerisinde her donanım olan şey, turistlerimizi getirmeye yönelik bir böyle projemiz var. Dernek ve muhtarlık olaraktan. Evet, şu anda bize turist gelsin bir 10 kişilik, hemen misafir eder. Burada ineğinde sağar, pancarında diker, madımağını toplar. Biz burada madımak da diyoruz işte. Bunlar da yapabilirler bizim yaylamızda. Ekoturizm olarak gelirler, durabilirler. Evet, yayla evlerimizde su akıyor şeyden başka, çeşmelerimizden başka. Turist, sadece turiste yönelik yaptık biz bunu. Gelince normal olarak tuvaletini bulacak, suyunu bulacak işte. Bu altyapı yapmayınca turisti getirmek biraz zor. Kesinlikle. Evet, bunu şey yapıyoruz. Gerekir doğa güzelliğini bozmamak kaydıyla yaylamızda bu turizm olaraktan, hayvancılık olaraktan köye yakışır bir şekilde ne varsa onu yapmak. Şeyde bizde obanın dışına çıkıp yayla çevirmek, bostan yapayım, şey, ot biçeyim falan yok. Sadece bizde hayvancılık üzerine proje olaraktan merak ıslak çalışmasıyla hayvanların kışlık otunu hazırlamak için sadece bu bir projemiz vardı. Onu da bu sene değil de gelecek 2016 yılında hayata geçireceğiz inşallah. Bu sene köyümüzden onu şey yapacağız. Otu, hayvan ot diyeceğini köy mahallemizden biçeceğiz onu iş gücüyle.
bazı bu şeyleri, bilgileri dernek olarak burada koyunlar almışsınız, buraya yaşatmaya çalışmışsınız. Zili bilmeyenler için ekrana getirdik. Ablamı dönmek istiyorum şimdi. İsim neydi ablacığım, pardon? Hilal. Şimdi Hilal abla, bahçene ne var ikinci, onu anlat. Şu an bu mevsimde marul Haziran, bir dakika. Yeşil soğan, marul, patates, pancar hep ben diktim. Bunları eliminen kendi mahsulüm. Haziran ayında geldiğimiz takdirde mesela buraya bir ekoturizm için turist gelse bahçende bu ürünleri bulup söküp hazırlayabilecek. Alabilir. Peki. Şimdi Ramazan ayındayız. Hani mübarek Ramazan ayındayız. Akşam bir iftar soframız var. Size de iftar sofrası nasıl? İnsanlar bunu bilmiyor. Bunu da öğrenelim. İftar soframızda da çorbamız ne? Sonra. Şimdi heyecan yapmayalım. Çorbamız ne? Karana çorbamız olur, yayla çorbamız olur, mercimek çorbamız olur. Bunlar olur. Pancar? Pancar da olur tabii ki. Peki. Pancar çorbamız. Çorba olarak 4 çeşit yapabiliyoruz. Evet. Ana yemek? Ana yemek etimiz olur, haşlamamız, tavuğumuz olur. Bunlar olur. Ana yemeğimiz bunlardır. Pilav mı, bulgur? Pilav, bulgur. Pirinç mi, bulgur mu? Pirinç, bulgur. Her ikisinden de yaparız. Evet. Bu şekilde. Peki bu yöresel ürünleriniz neler var burada? Tarhana yaparız. Erişte keseriz. Mahanna keseriz. Yufka açarız. Tatal böreği yaparız. Bunları yaparız. Peki mesela şimdi buraya 20-30 kişilik kafile gelse, turistler gelse ağırlamaya hazır mısınız? Onlara yemek yapmaya, onları burada ağırlamaya, ordunun misafirperverliğini göstermeye. Tabii ki, tabii ki, tabii ki ağırlarız. Peki, teşekkür ederiz. Bir gün, iki gün önce haberimiz olur, her şeylerimizi hazırlarız, ağırlarız. Aynı anda da hazırlayabiliriz. Arkadaşlar, şimdi şu var, hanımımın aklına gelmedi. Yöresel olaraktan bizim doğal olaraktan köy yoğurdumuz, tereyağımız, peynirimiz, işte tavukları çektiniz, evet. Doğal yumurtamız, doğal yumurtamız olaraktan turiste işte biz burada sac ekmeği yaparız, bükme deriz işte, içi yağlı tereyağı, börekler yaparız. Bu yöresel olaraktan hanımlarımız bunu yaparlar. Turiste sunum yaparız. Hayvanlarımızdan ürettiğimiz kaymak, turistine her konu koyarız. Çeşit çeşit yemekler burada. En azından bir 8-10 çeşit yemek çıkarırız biz daha bu şey olarak da. Obada hayat nasıl geçiyor? Bir gününüz nasıl geçiyor? Anlatır mısınız? Kaçta kalkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayvanlara mı bakıyorsunuz? Bahçeye mi bakıyorsunuz? Saat 6'da yaktayım. Önce ateşimi yakarım. Elimi yüzümü yıkar. İnerim afıra. Hayvanlarımın yanına inerim. Onların altını temizlerim. İneğimi sağarım. Ondan sonra varım. İçeri girerim. Kahvaltımızı hazırlarım. Ondan sonra da içeriz. Bahçeme inerim. Ne ihtiyacım varsa onları, olacak işlerimi yaparım. Öyle uğraşmalarla akşam ederiz. Tavuklarımı yemlerim. Akşam hava kararınca mı yatıyorsa daha geç mi? Elektrik gelmiş obaya. Elektriğimiz var, saat en aşağı 12. 12'yi buluruz. Bu biraz değişmiş. Eskiden insanlarımız burada hava kararınca bir iki saat sonra, yastıdan sonra yatıyordu. Yok. Elektrikle birlikte biraz değişme olmuş. Elektriğimiz olduğu için saat 12 biri buluyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Kafile, turist. Bizi de bu yaylada bekleriz, gelsinler. Ort TV misafir ettiğiniz için bizim için çat kapı yaptınız. Size de teşekkür ederiz. Altaş TV'ye. Ramazan olduğu için bir sağ olun. Var olun. Kahve veremedik, çay veremedik. Öylesi oldu. O zaman da çayımızı, kahvemizi içersiniz. Evet, orada oba hayatı bu şekilde. Ablamız bir günün nasıl geçtiğini anlattı. Obayı gösterdik. Siz muhteşem. Şu an Ramazan ayı. Gerçekten sıcakta oruç tutmak zor ama burada sıcak yok. Burası evet, serin. Evet, evet. Burası oksijen dolu. Burası huzur dolu. Stres yok burada. Ve buradaki yaşantıyı biz ekranlarınıza getirdik. Anlattırdık mutlarımıza, mutlarımızın eşine. Zile Obası'nda artı dernek kurulup obayı, yaylayı ayakta tutmak için burada dernek kurulup koyun alındığını öğrendik. Bunu bilmiyorduk. Ayrıca Zile Obası'nın ekoturizme ne kadar hazır olduğunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi, bilmiyordum. Devam ediyor. Evet muhtarım. Evet, devam ederken şunu söyleyeyim ben. Dernekle muhtarlık olarak biz beraberiz. Şimdi bu sene ya dernekle muhtarlığın yardımıyla, vatandaşlarımızın yardımıyla altyapı olaraktan suyumuzu getirdik. Her evde burada şimdi su akıyor. Alt proje olaraktan da şeyleri de yapacağız. Pozitif çukurlarını yapıp bir yere toplayıp onu da akıtacağız. Şimdi bir de dernekle beraber tekrar karşıya bir 150 fidan dikerekten aile yaşam parkı yaptık. Çeşmesiyle, masasıyla. Şimdi bu önümüzdeki Temmuz'un
18'inde inşallah Ramazan'dan sonra açılışını yapacağız. Suyumuzun ve şeyin, yaşam parkımızın. Arkadaşlar da işte dernek yönetimcileri ne kadar İstanbul'da olsa da ben derneğin burada hem köyün mahallenin muhtarıyım hem de derneğin temsilcisiyim, şey olaraktan yetkilisiyim. Bu şekilde köyde buradaki işleri ben yürütüyorum. İstanbul'daki işleri de dernek yönetimi olaraktan bir elle hep beraber yürütüyoruz. Sağ olsun köylümüz bize her yerde mahallemiz sahip çıkıyor. Bu şekilde de işlerimizi yapıp yürütüp gidiyoruz. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Bunları bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Bilmiyorum, devam edelim. Çok fazla bilinmeyen
kırsal kesimin özellikle bilinen fakat sahil kesimi çok fazla bilinmeyen bir işlemle kapatalım istedik. Bir ablamız yanımızda, yine abilerimiz burada. Şu anki işlemin adı nedir ablacığım? Otları topluyoruz, biçtik. Traktörle mi, bıçkıyla mı? Biçerle. Biçerle. Evet. Traktörle bunları aldınız. Evet. Şu an toplam amacımız ne? Şu anda toplam amacımız bunlar patozu verilecek. Hayvanlara kışlık yiyecek. Kışlık. Peki tüm her yerde böyle olacak mı? Diğer yerlerde? Evet. Kurumasını mı bekliyorsunuz? Evet, kurumasını bekliyoruz. Güzel de gelin gelmişsiniz buraya. Evet. Şimdi eşinizle de konuşacağız sonra. Nasıl peki, alışabildiniz mi? Evet. Konacığa. Alıştım. Zonguldak mı daha iyi, konacık mı daha iyi? Orası daha şey ama burası her yerin şeysi ayrı. Yani farklı güzelliği var diyorsunuz. Evet, her yerin ayrı güzelliği var. Peki işlem nasıl? Nasıl topluyoruz? Bu aletin adı ne? Bunun adı Dilgon. Dilgon. Anadut. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu bilmiyorduk, bunu da öğrenmiş olduk. Dilgon. Bu şekilde otlar toplanılıyor, patoza veriliyor ve ardından kışın hayvanlara veriliyor. Teşekkürler ablacığım, kolay gelsin. Hemen bu tarafa gidiyoruz. Size de kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kaç dönüm burada, bir dönüm var mı? İki dönüm diyelim yani. İki dönüm. Ne kadar sürede topluyorsunuz bu otları? Vallahi insan gücüyle olduğu için yani 3-4 saatten önce toplarız. Makine 1 saatte topluyor. Peki bir ton ot var mı burada? Çıkmaz. Bir traktör çıksa 200 kilo kesi çıkar. Kes diyoruz. Kaç hayvanınız var? 8 tane. 8 hayvan. Kaç ton yiyorlar onlar kış boyunca? 10 ton yer. Azami. O zaman bunun gibi bayağı bir bahçe sizin biçerle ekip biçmeniz lazım. Biz kendi ihtiyacımızı gördük işte. Gerisi arkadaşların, komşuların. Sırayla herkes yerini biçiyor, evet. Biz biraz acele ettik ama hava muhalefeti nedeniyle biraz da sıkıntı var. Peki kurutacak mısınız bunları? Kurumuş hali bu. Daha fazla kurutmadan direkt patoza verdik. Yok, daha fazla kuruduğu zaman yanıyor yani. Peki, nasıl saklıyorsun? Balyeler haline saklıyorsun değil mi bunu? Hayır, balye değil. Biz kes diyoruz. Bunu patoza atıyoruz. Kısa saman halinde oluyor. Saman değil, kes diyoruz biz buna. Balye biraz maliyeti fazla olduğu için biz böyle yapıyoruz. Bir de balyeyi hayvan ziyan ediyor yani. Balye biraz şey, böyle pratik oluyor. Bunun mesela, biraz eziyeti fazla. Yine bilmediğim bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Bir büyükbaş hayvan. Günde şu ottan kaç kilo veya ne kadar kiloyu bulur herhalde rahat şekilde? Vallahi bir hayvan günde, yani hayvanın büyüklüğüne bağlı 10 kilo, 12 kilo yer. Yani atıyorum bir yıl diyelim, 6 ay işte hayvan içeride olduğu sürece bir ton, bir buçuk ton arası yiyor yani. Bir de verirsen 2 ton da yer yani. Normalde bizim verdiğimiz ölmesinlik diyelim öyle yani. Evet, büyük bir rakam. Gerçekten tabii, büyük tabii. Bir rakam. Aşırı. Şu da var mesela, bu otun bir farklılığı var mı? İneklerin etinde, sütünde farklı bir etkisi oluyor mu? Tabii canım, olmaz mı? Yani bu saman gibi değil. Bunun kalorisi fazla. Mesela yoncanınki daha fazla. Bu yoncaya göre biraz az ama kalorisi güzel. Şu anda biz bunu ıslatmadan, çürütmeden attığımız zaman yeme falan gerek yok. Gayet besliyor hayvan yani. Saman gibi değil yani. Kalorisi güzel bunun. Kes diyoruz biz bunu samanla. Evet, burada kırsalda Mesudiye'de Yeşilce ile Mesudiye Merkezi arasında Konacık köyün, evet. Mahallesi'nde. Mahalle olduk şimdi. Mahalle olduk. Evet, güzel bir tablo var. İnsanlar burada çalışıyorlar. Havalar kötü gittiği için biraz önce almışlar evet, otu evet. Burada toparlamayı. Ve şu an kışa hazırlık başlamış durumda, Haziran ayına itibaren. Kırsalda kışa hazırlığın Haziran'dan başladığını öğrendik. Nasıl hazırlık yapıldığını öğrendik. Ve buradaki bu bilgileri de aldıktan sonra bilmiyordum programının bu haftaki bölümünde de sona geldiğimizi belirterek kapanışımızı yapalım. Hafta yine ordunun farklı yerlerinde, farklı ilçelerinde veya farklı kesimlerinde gerek tarihi, gerek turizmle ilgili gerekse kültürel şekilde bilmediğimiz ne varsa ekrana getirmeye günümüzde ve saatimizde devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.